Sayın sürücüler ve ticari araç şoförleri, ilimiz Türkeli, Ayancık ve Boyabat ilçelerini birbirine bağlayan iki su kavşağında trafik kazaları sonucunda yaralanmalar ve hatta ölümlerin meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. İki su kavşağını oluşturan yollara bakıldığında Ayancık istikametinden gelen Sinop Devlet Karayolu, Türkeli istikametinden gelen İnebolu Devlet Karayolu ve son olarak Yeni Konak Sakız istikametinden gelen Boyabat İl Yolu oluşturmaktadır. Böylece üç yönden trafik akımının olduğu görülmektedir. Ancak durumun böyle olması sürücülerin alıştığı tarzda T forumlu kavşak özelliği anlaşılmamalıdır. Geçiş önceliği kavşakta ana yol lefası ile düzenlenmiştir. Sürücüler kavşak bölgesine yaklaştıklarında ilk olarak araçlarının hızlarını azami 30 km saate düşürüp Türkeli ve Ayancık istikametine devam eden sürücüler ana yol lefasının gereği olarak her iki yolun birbirinin devamı olarak düşünerek kavşakta bekleme yapmadan kontrollü bir şekilde geçişlerini tamamlamalıdırlar. Boyabat ilçesi istikametinden gelen sürücüler dur lefasını dikkate alıp kavşak içerisinde araç geçişlerini bekledikten sonra lefa ile ana yol olarak belirlenmiş şeride katılmaları gerekmektedir. Ayancık ilçesi istikametinden Boyabat il yoluna geçiş yapmak isteyen sürücüler de aynı hareket tarzını izlemelidirler. Bizler kazaları önlemek adına kavşak içerisinde geçiş önceliği konusunda denetimler yapmaktayız. Tespiti yapılan kural ihlallerinin diğer denetimlerimize ışık tutması bakımından istatistik bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Zaman zaman bu ihlallere ceza işlemler de uygulanmaktadır. Ancak birinci önceliğimiz her zaman trafikte eğitici öğretici çalışmalar olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz. Aynı hassasiyeti siz sayın sürücülerden de beklemekteyiz. Trafikte bilgi eksikliği asla bir canla ödenmemelidir. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz.